indirdiklerini gizler, O'nun karşılığında bir şeyler satın, alırlar. Bu az bir paha, burada kastedilen az bir para değildir. Niye? Çünkü günümüzde de Allah'ın indirdiklerini gizleyenler, tağutların heva ve heveslerine göre insanlara din anlatana hiç de öyle az bir para almıyorlar. Karşılığında, dünyevi anlamda değerlendirilince çok ciddi paralar alıyorlar. Peki, burada Allah Azze ve Celle'nin anlatmak istediği nedir? Burada Allah'ın anlatmak istediği bize şudur. Yani aldıkları karşılığında kaybettiklerine oranla aldıkları çok az bir paradır. Yani onlar ne yapıyorlar? Ahiretlerini feda ediyorlar. E çünkü bunu yapmakla bir alttaki ayet-i kerimede ne dedi Allah Azze ve Celle? Hidayet karşılığında delaleti, mağfiret karşılığında azabı satın alıyorlar. Yani sen bütün dünyayı hepsini bir adamın önüne koysan çok kıymetli olabilir, çok değerli olabilir. Ama ahirete nispetle ahirete oranla onun hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yoktur. Sebep? Çünkü dünya ve dünyaya ait olan her şey fanidir. Ahiret ve ahirete ait olan her şey baki ve ebedidir. Ondan dolayı ister para alsın kişi, ister makam alsın kişi, ister elinde bulunan makamı korusun, ister nefsinden bir takım zararları def etsin. Yaptığı bu kötü cürüm karşılığında elde ettiğin ne olmuş olursa olsun fark etmez. Kaybettiğine oranla hiçbir şeydir az bir pahadır diyebiliriz. Bir de bir fark daha var bir önceki ayet-i kelimeyle son bir fark daha söyleyelim. O da burada Allah Azze ve Celle farklı bir ceza zikretti, farklı bir ceza zikretti. Bir önceki ayeti kelime de Allah Azze ve Celle Allah'ın indirdiklerini gizleyenlerin melun olduklarını söyledi. Onlara Allah, melekler ve bütün lanet ediciler lanet eder dedi. Ama bu ayet-i de dikkat ederseniz Allah ne dedi? مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ Onlar karınlarına ateşten başkasını yemiyorlar dedi. Evet. Şimdi biliyorsunuz fiili muzari yani yekulune burada geçen fiili muzari geniş zaman ifade eder. Öyle mi? Geniş zaman ne demek? Şimdiki zamanı ve gelecek zamanı içerisine alan kip demek. Şimdi biz desek ki burada fiili muzaride asıl olan nedir? Fiili muzaride asıl olan hale derlet etmesidir. Yani geniş zamandır. Lakin en kuvvetli olanı hale derlet etmesidir. Onun için geleceğe derlet etmesini istediğimizde ne yapıyoruz? Başına bir takı e, getiriyoruz. Şu halde karınlarına ateş yiyorlar desek, şu anda yani bir insan Hakkı gizlediğinde aldığı para ateş olarak girmiyor karnına. Zahiren gördüğümüz normal yemek yiyor adam. Ateş yemiyor karnına gelecek olaraktan söylesek ama hani olabilir kıyamet gününde bunlar yaptıkları kötülüğün karşılığı olaraktan Allah Azze ve Celle onlara ateş yedirecek. Belki de yemek e, cihetinden ateş yedirecek. Biz bunu şu anki hal için kabul edersek bu mecazi bir kullanım. Bu mecazi bir kullanım. Nasıl mecazi bir kullanım? E, Tabi ister buna mecaz deyin ister Arap usluplarından bir uslup deyin. Daha önce de söylemiştim yani hani e, gaybi meselelere dahil etmediğiniz müddetçe çünkü gaybta akıl mecaz aklın işidir. Gaybi meselelerde akıl geçersizdir. Tamamen teslimiyet gereklidir. Mecazı gaybi olan meselelere yani iman ve isim sıfat konusuna sokmadığınız müddetçe lügatta veya Kur'an'da mecazın olduğunu kabul etmenizin e, kabul etmenizde bir beis söz konusu değildir. Güzel. Peki bu uslup nedir Arap lügatındaki bu uslup? Araplar bir şeyin akıbetini şu anki hali için zikrederek insanı ondan sakındırmak veya insanı ona teşvik etmek isterler. isterler. Bir şeyin akıbetini şu anki hal için insana hatırlatıp insanı bir şeye teşvik veya ondan sakındırmak isterler. Mesela aynı uslubu biz Nisa suresinde yetimlerin mallarını yiyenler için görüyoruz. Allah Azze ve Celle diyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ zulmen اِنَّمَا يَأْكُلُونَ fi بُطُونِهِمْ اَنَّارِ O yetimlerin mallarını zulmen yiyenler karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Sadece ateşiyorlar diyor. Yine fıkıhtan hatırlıyor musunuz? Fıkıhta da böyle bir ifade vardı. Neydi? Kim hatırlar? Kim altın ve gümüş kaptan yer ve içerse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur. Karnına cehennem ateşi doldurmuş olur. Oysa altınla yiyen içen biz zahiren bakıyoruz su gidiyor karnına cehennem ateşi gitmiyor. Ama bunun akibeti akıbet olarak cehennem ateşi onun e, karnına dolacak. Bu da bize neyi gösteriyor yine el cezau min cinsil amel. Herkesin yapmış olduğu e, işin karşılığı e, cezası yapmış olduğu işin cinsindendir. Dünyadayken zulmen haksız yere e, mal yiyen insan ki Allah'ın indirdiklerini gizlemek de bu kapsamdadır, ahirette bunu yerine ateş yiyecektir. ve la yukellimuhumullah yawmal kıyameti ve la Allah onlarla konuşmayacak, onları temize çıkarmayacak ve onlara elin verici bir azap vardır.